Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Vel Asr suresini değerlendireceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden birisidir. Allah-u Teala bu kısa surede pek çok önemli mesajları bize bildiriyor. Hatta İmam-ı Şafii demiştir ki, Kur'an-ı Kerim'de başka sure olmasa bir tek bu sure bile dünya ve ahiret saadetini elde etmek için kafi olurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr, asra yemin ederim ki insan muhakkak ki zarardadır. Asır, Türkçe'de şu anda asrı yüzyıl anlamında kullanıyoruz. Arapça'da böyle bir mana var. Devir gibi bir anlamda kullanılıyor. Öte yandan ikindi namazı vakti. İkindi vaktine de asır deniyor. Mesela ikindi namazına salatül asır denilir. Böyle bir mana var. Öte yandan mutlak anlamda zaman. İkindi vakti veya yüzyıl gibi bir kayıtla kayıtlanmaksızın mutlak anlamda zaman. Böyle bir mana da söz konusu. Acaba biz bunlardan hangisini esas alacağız? Her biriyle alakalı değerlendirmeler yapılabilir. Çünkü her birimiz bir asır içerisinde hayatımızı tamamlıyoruz. Normalde bir asrı geçen çok az insan vardır. Yaklaşık 60-70 yıllık bir hayat içinde şu dünya günlerimiz bitiyor. Dolayısıyla insanın ömrü bir asra sığan bir ömürdür. Ve o ömürde yapacağını yapıyor. İyi veya kötü yapacağını yapıyor. Bunu ikindi anlamında değerlendirecek olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin gönderildiği zamanı ikindiye benzetmiştir. İnsanlığın, topyekün insanlığın hayatı bir güne benzetilecek olursa, daha önce gelen insanlar var, peygamberler var ve 14 asır evvelinde Peygamber Efendimiz aleme teşrif buyuruyor. Onun gelmiş olduğu dönem ikindi vakti gibi ve kıyamette akşam üzeri kopacak. Yani nasıl ki ikindiden sonra akşam artık yakındır, Peygamberimizden sonra da kıyametin kopması yakındır. Bu manada asr-ı saadete bakan, Peygamberimizin yaşamış olduğu asra bakan özel bir anlamı var diyebiliriz. Öte yandan mutlak zaman olarak değerlendirdiğimizde burada önce bir yemin ediliyor. Zamana yemin ederim ki innel insane lefî husur, gerçekten insan zarardadır. Tarih boyu insanlar vaktini o kadar da iyi değerlendirememiş. İnsan nisyandan alınmış, nisyana müptela. Yani insan unutkan bir varlık. Bu unutkan olan varlık Allah'a karşı olan vazifelerini de unutuyor. Ve gaflet içerisinde insanların ekserisi dünyaya gönderiliş gayesini unutmuş vaziyette. Bu bütün zamanlarda böyle. Sadece ahir zamanın problemi değil. Ahir zamanda dünyaya dalmak, Allah'tan gafil olmak daha yaygın. Bu bariz, gayet açık bir şey. Ama tarih boyu insanlar genelde dünyaya meyletmiş. Oyun, eğlence, günlük meşguliyetler, bu gibi şeylerle hayatları gelip geçmiş. Bu açıdan baktığımızda Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar bütün devirlerde insanlar ekseriyet itibariyle zarardalar. Yani vakitlerini iyi değerlendirememişler. Hatta denilir ki insanın yarı ömrü boşa geçer, geriye kalan yarısı da boşa geçen ömrüne yanmakla geçer. Yani diyelim yaş 35, yolun yarısı eder diyor. 35 yaşına kadar ömrü boşa geçmiş. 35'ten sonra aklı başına geliyor ama artık fazla bir gücü, enerjisi kalmamış, fazla bir şey de yapamıyor. Pek çok insan bu manada geriye dönüp baktığında ömrünün boşa akıp gittiğini görebilmektedir. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini bu münasebetle hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: ölen herkes pişman olacak. Kötüler kötülük yaptığı için, iyiler de neden daha fazla iyilik yapmadık diye. Böyle olunca innel insane lefî husr, insan gerçekten zararda. Dolayısıyla burada insan zarardadır derken insan cins bildiriyor. Yani insan cinsi genelde zararda,
tarih boyu bu böyle devam etmiş. Peki bunun istisnası yok mu? Evet, istisnası var. İllellezine amenu ve amilus salihat, ancak iman eden, salih amel işleyenler ve tevasav bil hak, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve tevasav bis sabr, ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani zarardan kurtulmak mı istiyoruz? Dört şeye dikkat etmek gerekiyor. Burada bunlardan birincisi iman. Sahih bir imana sahip olmamız lazım. Ardından salih amel, iyi işler yapmak. Birbirimize hakkı tavsiye etmek. Ve dördüncü olarak da birbirimize sabrı tavsiye etmek. Bunlar hayatımıza hayat katacak şeylerdir. İman olmadan bir insan gerçek anlamda insan sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin başlarında münafıklarla alakalı ayetler nazara verilirken şu da geçiyor. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs. O münafıklara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde gâlû enü'minü kemâ âmenessüfehâ. Onlar derler ki sefih kimselerin, böyle değersiz kimselerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Burada dikkatimizi çeken husus şu, onlara insanların iman ettiği gibi iman edin denildiğinde. Yani demek ki gerçek anlamda insan iman eder. Ve bir insan iman etmediğinde, Allah'a, ahirete, inanılacak şeylere iman etmediğinde o hakiki anlamda insan da değildir. Ve bundan dolayı denilmiştir ki iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Demek ki iman ile insanın kıymeti, cevheri açığa çıkıyor. Ve iman olmadıktan sonra o insan adeta hayvani bir hayat mertebesinde ve hayvani bir yaşayış ile hayatı geçip gidiyor. Tek başına iman yeterli değil, imanın peşinde salih ameller olmalı. Salih amel derken Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen, Allah-u Teala'nın bildirmiş olduğu şeyler, yani şunu şöyle yapın diye bildirmiş olduğu şeyler, bunların her birisi salih ameldir. İbadet dediğimizde ibadetlerin hepsi salih ameldir. Bunun dışında burada mutlak bırakılmış, yani salih ameller şunlardır diye ayrıca bir açıklama burada yok. Bu mutlak bırakılmasından dolayı bunun tefsirinde deniliyor ki Kur'an-ı Kerim bu şekilde veciz söylemiş, ta ki mana çok uzun olsun, mana çok yönlü olsun, herkes kendi durumuna göre oradan bir mana çıkarsın. Şöyle ki salih amel kişiden kişiye değişir, durumdan duruma değişir ve insanların durumuna göre salih amel farklılık arz eder. Ne gibi? Mesela erkeğin cesur olması gayet güzel ama kadının o erkek kadar cesur olması bir takım problemler meydana getirebilir. Diyelim ki kadın gece yarısında tek başına hiç gidilmeyecek yerlere de gidiyor. O kadar kendisinde cesaret var. Yani bu kadar cesaret iyi bir cesaret değildir. Dolayısıyla yeri geldiğinde cesaret salih amel olur. Yeri geldiğinde buna mukabil olan durum salih amel olur. Duruma göre değişir. Diyelim bir amir makamındayken vakar sahibi olması salih ameldir. Amirlik onu gerektirir. Ama evine gittiğinde çoluk çocuğuna, hanımına karşı da aynı amir tavrı sürdürecek olsa orada artık salih amel değildir. Öte yandan bir kimse, diyelim bir grup halindeler başkalarıyla beraber, onlara ait olan maldan mülkten başkalarına verse bu hıyanet sayılır. Ama kendine ait olandan istediği kadar verir. Bu da cömertliktir. İkisinde de veriyor ama duruma göre birinde salih amel oluyor, diğerinde salih amel olmuyor. Öte yandan mesela secde Allah için yapıldığında bir ibadettir. Ama eğer secde bir takım putlar için yapılıyorsa, onların huzurunda eğilmek, onların huzurunda secdeye varmak şeklinde bir şey yapılıyorsa bu tamamen bir dalalettir. Demek ki salih amel kişinin durumuna göre, hayatının devrelerine, evrelerine göre farklılık arz edebilen bir durumdur. Yeri geldiğinde konuşmak salih amel olur, yeri geldiğinde susmak salih amel olur. Ve bu noktadan
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Gulil hayra ve illa feskut. Ya hayır söyle veya sus. İşte bu şekilde salih amel duruma göre değişebiliyor. Eğer konuşmanız gereken bir yerde konuşuyorsanız bu bir salih ameldir. Ama konuştuğunuzda bu zarar verecekse orada susmak salih amel olur. Yani söz gümüşse sükut altındır denilmiş. Bazı durumlarda sükut etmek gerçekten altın değerinde kıymet kazanır. Ve yine bir ölçü olarak bununla alakalı denilmiştir ki her söylediğin söz hak olsun ama her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde söylenmez. Demek ki salih amel derken konuşma örneğinde olduğu gibi bazen susmak salih ameldir, bazen de konuşmak salih ameldir. Bir kısım insanlar gerçekten diyelim güzel şeyler anlatıyorlar. Bunlar konuşması lazım gelen yerde konuşmuyorsa salih amelde bulunmuyorlar demektir. Çünkü ilmin de bir zekatı vardır. Bazı insanlara da bakıyorsunuz çok az bir ilmi var ama durmadan konuşuyor. Onun da yaptığı yine uygun değildir. Ve sükut etmek, yeri geldiğinde sükut etmek güzeldir. Ama yeri geldiğinde de belki müdahale etmek gerekir. İşte bazen sükut etmek, sukut etmektir denilir. Yani insan konuşması gereken yerde bir şey demiyorsa o zaman bu manen sukut etmiş olur, manen alçalmış olur. Bununla alakalı rivayetlerde şöyle geçiyor. Diğer alemde Allah-u Teala emri bil maruf nehyanil münkerde bulunması gereken kimseye soruyor. Yani bir kötülükten sakındırması gereken bir durumla karşılaşmış ama kimseye bir şey dememiş. Bu durumda olan kimseye Allah-u Teala soruyor. Ey kulum, böyle bir olayla karşılaştın, neden orada tepkini vermedin? Neden bir şey söylemedin? O zaman o insan diyecekmiş ki ya Rabbi korktum, bana bir şeyler yaparlar diye korktum. Allah-u Teala o zaman şöyle bildirecekmiş. Asıl benden korkman gerekmez miydi? Yani insanlar şöyle der, böyle der, bunu hesaba katıyorsun da Allah ne der? Bunu hesaba katmıyor musun? Demek ki sükut edilecek yer var, konuşulacak yer var. Bunların her birini kendi mahallinde kullanmak, değerlendirmek lazım. Ve ona göre gerçekten ömrü değerlendirmek, dolu dolu yaşamak gerekiyor. Salih amelden sonra وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Hak, gerçeğin, Türkçe'de gerçek diye ifade ettiğimiz mana, hakkı tavsiye etmek derken her bir durumda hak olan nedir? Yapılması gereken nedir? İşin gerçeği, hakikati nedir? Bunları birbirimize tavsiye etmek, birbirimize bunları söylemek, bu son derece önemli. Yoksa insanlar yalan yanlış şeyleri konuşur, yalan yanlış ölçülerle hayatları boşa geçer. İşte hakkı tavsiye etmek. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi de Hak. Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını veriyor. Bize de düşen her bir durumun hakkını vermek, hakikatleri öğrenmek, gerçekleri öğrenmek ve birbirimize de hak olan nedir, doğru olan, gerçek olan nedir, bunları tavsiye etmek. Ve tavsiye ettiğimizde genelde tavsiyemiz nazara da alınır. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır. Bazıları batılı tavsiye eder ama bize düşen birbirimize hak ve hakikati tavsiye etmek. Ve son olarak da sabrı tavsiye etmek. Bir insan hayat boyu pek çok zorluklarla da karşılaşır. Bu zorluklar ancak sabırla aşılacaktır. Ve men sabara zafera denilmiştir. Sabreden maksuduna ulaşır ve muzaffer olur. Sabretmeyen bir kimse dünyevi işlerinde de uhrevi işlerinde de muvaffak olamaz. Peki nelere karşı sabredeceğiz? Bir takım sıkıntılarla karşılaşırız. Musibetlerle, hastalıklarla karşılaşırız. Bunlara karşı sabretmek bir görevdir. Öte yandan günahlarla karşı karşıyayız. Ve günahlar insanın nefsine cazip geliyor. İnsan böyle günahlara meyilli bir varlık. Orada da yine sabretmek. Üçüncü olarak da Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu bir takım şeyler var.
bunları yerine getirmekte sabretmek. Mesela günde 5 vakit namaz sabrı gerektirir. Sabretmeyen 5 vakit namazı kılamaz. Senede bir ay oruç tutuyoruz, sabrı gerektirir. Sabretmeyen bir ay boyunca orucu tutamaz. Demek ki dini hayatı yaşamada sabır son derece önemli. Ve insanlar bu noktada eksikleri var. İşte birbirimize sabrı tavsiye ettiğimizde, sabır, sabır bunu tavsiye ettiğimizde muhatabımız mutlaka bundan etkilenecektir ve sabretmeye çalışacaktır. Burada dünyevi işleri de düşünebiliriz. Dünyevi işlerde de başarılı olabilmek sabırla alakalıdır. Çünkü diyelim ki birisi yabancı dil eğitiminde başarılı olmak istiyor. Yabancı dil 3-5 günde öğrenilecek bir şey değil. Bu uzunca bir süreç. En azından bir yıl devam edilmesi gereken, ciddi çalışılması gereken bir olay. Bu da sabırla gerçekleşir. Bir insan yabancı dil eğitimine başlasa, hemen bugün öğreneyim dese öğrenemeyecektir. Öğrenemeyince de ümitsizliğe düşecek ve işin peşini bırakacaktır. Ama sabrettiğinde bir yıl sonrasında gerçekten o dili ana hatlarıyla konuşabilir, anlayabilir, yazabilir bir duruma gelecektir. Demek ki bu işler sabırla oluyor. Gerek dünyevi muvaffakiyetimiz, gerekse diğer alemde bize fayda sağlayacak şeyleri yapabilmemiz hep sabırla alakalıdır. Bu noktada birbirimize sabrı tavsiye etmek gerekiyor. Sabrı tavsiye ettiğimizde muhatabımız insan olduğuna göre o insan mutlaka bir şekilde etkilenecektir. Ve bu birbirimize hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek mutlaka faydalı olacaktır. Ancak bunu yaparken de uygun şartları gözetmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar dinlemeye müsait olduklarında vaaz-ı nasihatte bulunuyor. Ama onlar o anda müsait değilse, müsait oldukları başka bir zamanı bekliyor. Demek ki sözümüzün hak olması yeterli değil, bunu uygun bir ortamda söyleyebilmeliyiz. Ortam uygun değilse, velev söylediğimiz hak da olsa, o hak zayi olup gidebilir. Bu yerini bulmayan bir tohum gibi olur. Elimizde gayet kıymetli bir tohum olsa, kaliteli bir tohum, ama bunu çorak bir araziye serpecek olsak, çorak arazide bu gelişmeyecektir ve o tohuma yazık olacaktır. Hakikatler de onun gibi. İşte birbirimize nasihatlerimiz, hakkı tavsiye etmelerimiz, sabrı tavsiye etmelerimiz, onlar da bunun gibi. Gerçekten durumlar müsait olduğunda o zaman buna insan gayret etmeli ve o zaman durumu düzeltmek için, muhatabı sabra, hakka yöneltmek için bir gayret içerisinde olmalı. Toparlayacak olursak, Allah-u Teala bu kısa surede, Asr suresinde insanların zararda olduğunu belirtiyor. Bu zarardan kurtulmak için de iman, salih amel, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye, bu dört esasla mücehhez olmaları gerektiğini bildiriyor. Cenab-ı Hak bizleri bu dört esasa riayet edip her türlü zarardan mahfuz olan, kurtulan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.